Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Visual Studio 2019'un kurulumunu gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar, browserımızı açalım ve Microsoft'un kendi sitesine indireceğiz. Microsoft.com.tr yazarak Microsoft'un kendi sitesine gidiyorum ve burada tüm Microsoftlar seçeneğinden bu menümüzden bu seçeneğimizden Visual Studio sekmesine tıklıyorum. Arkadaşlar, buradan da Visual Studio İndirimiz var burada. Community versiyonu var, Professional versiyonu var, Enterprise versiyonu var. Enterprise versiyonu kurumlar, kuruluşlar için, Professional profesyonel versiyonu. Bu da arkadaşlar Community yani topluluk ücretsiz olarak bizlere sunulmuş olan bir tanesi arkadaşlar. Biz bunu indiriyoruz. Bize şimdi küçük bir boyutta exe executable dosyası verecek. Bunu hemen çalıştıralım arkadaşlar. Evet diyorum devam diyorum. Bu progress bar dolduktan sonra bizi bir sayfaya yönlendirecek. Orada hangi paketleri, hangi dilleri kurmamız gerektiğini soracak. Şu anda iş yükleri sekmesindeyim. Ve ben burada birden fazla arkadaşlar seçenek sundu bana. Ben burada .net masaüstü geliştirmeyi seçiyorum. Yani bu benim tamamen işimi görebilecek, Windows form işlemleri yapabileceğim, C# -sharp dilini yazabileceğim diğer .net framework altındaki teknolojileri kullanabileceğim bir paket benim bunu indirmem kafi. Ancak siz dersiniz ki ben ileriki derslerde web uygulamaları da geliştireceğim. Web siteleri yapacağım diyorsanız arkadaşlar asp.net'i de seçmeniz gerekiyor. Ben Python'la geliştirmek istiyorum kendimi diyorsanız Python'da da seçersiniz. Aynı zamanda ben Visual Studio IDE'si üzerinde C++ da yazmak istiyorum diyorsanız bunu da seçersiniz. Burada Unity ile oyun geliştirme var. Eğer oyun da geliştirmek istiyorsanız Visual Studio IDE'si üzerinde bunu da seçebilirsiniz. Arkadaşlar Visual Studio IDE'si birden fazla dili ve teknoloji içerisinde barındırabilen ve büyük bir IDE'dir arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi ben Visual Studio IDE'sini kullanarak Python da yazabiliyorum, C++ da yazabiliyorum. Çok büyük bir IDE ve çok güzel bir IDE arkadaşlar. Ancak ben burada sadece .NET masaüstü geliştirmeyi seçiyorum. Benim için bu yeterli. Sağ altta gördüğünüz gibi 5 GB yakınlık bir boyutu var. İkinci sekmeye geliyorum. Burada ellemem gereken bir şey yok. Default ayarlarını bırakabilirim. Dil paketine geliyorum. Dil paketi önemli. Dil paketi nedir? Arkadaşlar bazen Visual Studio'nuzu Türkçe olarak bazen de farklı bir dilde kullanmak isteyebilirsiniz. Yani sizin Visual Studio'nuz Birden fazla dili destekleyebilir. Mesela benim kullandığım Visual Studio eskiden. Hem İngilizce hem Türkçe. Yeri geliyor Türkçe'ye çeviriyordum. Yeri geliyor İngilizce'ye çeviriyordum. Ben de sizlere bu şekilde tavsiye ederim. İki dil yüklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yükleme konumlarına bakıyorum. Visual Studio idesini ben nereye yükleyeyim diyor. Program Files'in içerisinde bulunan. X86'ın içerisine gidecek. Ve burada Microsoft Visual Studio klasörün altına komünite olarak açacak. Buradan arkadaşlar tıklayarak kurulum yerini siz değiştirebilirsiniz tabii ki de. Ben ellemiyorum. Buraya kurmasında bir sakınca yok benim için. Fark ettiyseniz burada ben İngilizce seçtiğimde boyut bir 400 MB yakın büyüdü arkadaşlar. Burada yapmamız gereken başka bir şey yok. Sadece bunu seçtim ve yükle arkadaşlar. Şu anda Visual Studio'nun yüklenmesini bekliyorum. Buralar uzun sürer arkadaşlar. Ben buraları zaten keseceğim. Evet arkadaşlar kurulum gerçekleşti. Bilgisayarı şu anda yeniden başlatmamız gerekiyor. Ben ilk başta videoyu durdurmam gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı yeniden başlattık. Şimdi de Visual Studio'muza giriş yapalım. Visual Studio 2019 tıklıyorum. Arkadaşlar ilk açtığımızda bizden oturum açmamızı isteyebilir. Hatmail oturum. Oturum aç diyelim. Sizlerde eğer Hatmail hesabınız yoksa açabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hatmail hesabımı girdim. Yüklenmesini bekliyorum. Evet oturumumuzu açtık. Şimdi arkadaşlar biz de buradan tema seçmemizi istiyor. Koyu mu olsun, açık mı olsun? Ben açığı tercih ediyorum. Başka versiyonları da var. Açık var, mavi var. Ben mavi seçiyorum arkadaşlar ve Visual Studio'yu başlatıyorum. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Visual Studio'muz açıldı. Arayüzümüz bu şekilde arkadaşlar. Yeni bir proje oluşturmak istiyorsak yeni bir proje oluştur diyebiliriz. Buradan da ilk başta tabii ki de derslerimiz konsol uygulamalarından başlayacak. Konsol uygulamaları olacak. Windows Form uygulamaları olacak arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız ilerleyen bölümlerde ASP.NET derslerine de giriş yapabilirler. Buradan hepsini aratarak bulabiliriz arkadaşlar. Biz derslerimizi konsol uygulamamızdan başlayacağız. Buraya konsol App yazıyorum. Burada arkadaşlar, ben İngilizce alıştığım için Türkçe olarak şu anda duruyor. Tabii biz burada proje açtıktan sonra bunun arayüzünü dilini İngilizceye çevirebiliriz. Konsol uygulaması .NET Core, konsol uygulaması .NET Framework arkadaşlar, C# -sharp diliyle bunu açacağız ilk başta. Sakın bunu açmayın, Core değil, Framework olacak sonu. Ve dilde C# -sharp olarak seçilmiş olacak. Çift tıklıyorum arkadaşlar. Benden projemin adını, bu ay oluşturacağım projemin lokasyonunu istiyor. Siz isterseniz kendinize bir tane klasör açıp o klasörü hedef olarak gösterip açmış olduğunuz projeleri oraya depolayabilirsiniz. Burada da bizden .NET Framework'ün versiyonunu istemekte. 4 var, 4.5 var. Bu versiyon pek fark etmez arkadaşlar. Aralarında çok büyük bir fark yok. Elinizden geldiği kadar çok büyük versiyonlarda da çalışmamaya çalışın. Çünkü mesela 4.7'de bir proje açarsınız. Bu projeyi başka bir bilgisayarda açmaya kalktığınızda onun bilgisayarının en fazla 4.6 kuruludur. Açamaz arkadaşlar. Sürüm hatası alırsınız. Ben bu hatayı çok aldım. Düşük .NET Framework'lerinde çalışmak bazen mantıklı olabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Projemizin ismini verelim. Giriş diyelim ismine şimdilik. Hemen oluştur diyelim projemizi. Projemiz oluşturuluyor. Evet arkadaşlar, projemiz oluşturuldu. Şu anda bir tane konsol uygulaması açtım ve bu şekilde arkadaşlar. Visual Studio'nun kurulumunu gerçekleştirdik. Bir sonraki dersimizde Visual Studio'nun biraz arayüzünü tanıyalım. Ne nerede, neyi nasıl değiştirebilirim? Biraz arayüzünü tanıyalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.